arkadaşlar, işten geldin, zamanın yok, evde çok fazla malzemen de yok. Hemen şipşak ne yaparım? Benim evimde mesela şehriye vardı ve sebzeler vardı. Ben de bunu pilava dönüştürdüm. Bir tane kuru soğanı kırpık doğradım. Bir tane kabağı şöyle küçük küpler halinde doğrayacağım. Evvela kabuklarını soyuyorum. Soymak zaruriyeti yok, tamamen tercih meselesi. Ve bu şekilde küp küp doğrama yapıyorum. Tatlının üzerinde birbirine değsin bu sebzeler, aynı anda pişirme yapacağım çünkü. Bir tane kapya biber tohumlarından ayırıp yine küçük küpler halinde doğradım. Bir tane havucum var. Bunu küp küp doğramayacağım. Bak şimdi soyacak marifetiyle bu şekilde rendeler gibi hazırladım. Bir tane de patlıcan var. Hem çok vitaminli olacak hem de çok lezzetli. Bir de kolay. Pişmesi de kısa sürüyor. Aynı şekilde zebra doğrama ve küp küp şekil. Pilav tenceresini ocağa kattım. Orta ateşte ısıyı ayarladım. 7 yemek kaşığı cıvık yağ ekliyorum. Yağım ısınınca sebzelerin hepsini aynı anda ekliyorum tencereye. Ve 7 dakika kadar orta ateşten ayrılmadan kavuruyorum. Sebzelerim sünüyor. Aa bak, iyi bak lütfen ekrana. Bakar mısın? Gördün mü nasıl sündüğünü? 7 dakika sonra bu vaziyeti aldı. 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Ve kendisini de kavurarak kokusunu çıkartıyorum. Çiğliğini aldım yani salçanın. Ve 1,5 su bardağı arpa şehriyeyi ekliyorum. Arpa şehriye makarna cinsindendir. O yüzden yıkanmaz. Onu da şöyle karıştırıp rengini kırmızıya dönüştürdüm salça sayesinde. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber yeterli. Birer çay kaşığı pul biber. Kekik. Nane. Bak bu baharatları birebir dene var ya, hakikaten çok memnun kalacaksın. Baharatları da şöyle bir dağıtayım içinde. Şimdi 3 su bardağı kaynar su ekliyorum. İstersen tavuk suyu veya et suyu da olur ama kaynar olacak. Ne yaptık? 1,5'a 3 koyduk. Farkındasın değil mi? Aynı pilav ölçüsü. Şimdi bunların üzerine 1 yemek kaşığı tereyağını küçük küpler halinde dağıttım. Kapağını sıkıca kapatıyorum. Ocağı kısık ateşe getirip suyunu çekinceye kadar pişirdim. 17 dakikada pişti. 15 dakikada demleme yaptım. Kapağı kapalı kenarda bekletme. Sonra mutlaka ki karıştırmak gerekiyor. Aha da böyle tane tane oldu. Zaten tane tane olmamasının mümkünatı yok. Bilmiyorum, sen şehriye pilavı yaptığında yapışak olmuyordur herhalde değil mi? Bu çünkü pilava benzemez. Lezzet olarak makarnamsı, pilavsı bir sonuç. O kadar güzel oldu ki sebzelerle. Hakikaten bir dene. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bu arada Kadir geceniz mübarek olsun. Saygılar efendim.